Yeni amatör telsizcilere tavsiyeler 13. bölüm. Amatör telsiz operatörü kontrolsüz güç. Tekrar selamlar takip eden ve anlayarak okuyarak gereğini uygulayanlara. Şu ana kadar anlattıklarımız içerisinde umarım öncelikle adap konusu anlaşılmıştır. Usulü gereği kullanım yapılmadığı zamanlar sadece seste kişiliğinizi ortaya koymaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu en başta iyi anlamak gerekir ne kadar iyi kendinizi anlatabilmeniz gereği ön planda değil mi? Melek gibi biri olsanız dahi üslup aykırı davranış sizi duyarlı frekanslarda bir anda en kaba veya en ağır tavırlar sergileyen biri durumuna düşürebilmekte. Ancak aynı şekil doğru davranış ise, size Azrail mi iyilik meleğimi olmanız ayrımında sizin en büyük yardımcınız. Bu hobi içerisinde gerçek anlamda yol almanız tamamen ona vakit ayırmanız ve gerçekten öğrenme çabanızda saklıdır. Hobimiz içerisinde maalesef ki en büyük sorun insanların gelip geçici ve anlamadan dinlemeden, tecrübesini yaşamadan A harfini tecrübe etmeden Z harfine olan merakı. Yavaş ve anlamadan, tecrübe etmeden yapılan her icra çabası gereksiz ve lezzetsiz harcanan kıymetsiz anlara dönüşür ve çabucak soğumanıza sebep olur aman dikkat! Yazık etmeden yavaş gitmeniz şiddetle tavsiye olunur. Uçsuz bucaksız hobimiz içerisinde bir ufak anlatım daha yapalım bunca adap ve icraat anlayışı çabası sonrası. Telsiz haberleşmesi içerisinde en büyük sorun detaylar demiştik. Öncelikle bir el cihazı, mobil cihaz veya çok daha profesyonel bir masaüstü cihazda olsa temelde değişmeyen, olmazsa olmaz gereksinimlere dikkat çekelim. Bir telsiz cihazı, unutmayın havada frekans dağılımları ile direkt ilgilidir, işi budur. Bu sebepledir ki çok basit görmemek gerekti. Ona gerekli detay bakışlara ne kadar özen gösterilirse, o kadar güzel keyifli anlar sizinle olacaktır. Bir istasyon için olmazsa olmazlar öncelikle güç kaynağı, anten ve iyi bir kablodur. Unutulmaması gereken en önemli detay bence telsiz cihazlarımızın mobil ve sabitler için 13.8 ve ideal voltajı ile çalışması gereğidir. Bir güç nasıl kontrolsüz olduğunda sorun yaratıyor ise demin dediğimiz gibi hepsinin detayı çok önem taşır. Birçok arkadaşımız el cihazı sonrasında bir mobil cihaza geçiş yapmakta ve bu yanılgıya bilmedikleri bir detayı, kendilerine önemine dikkat çekilmediği için bu hataya düşmekte. Herhangi bir güç kaynağı kullanmaktalar. İmkanlar dahilinde bu hobi gerçekten pahalı bir hobi olabilmekte maalesef ancak balık tutanlar bilir ki istavrit için atılan çapari ile nasıl kilüfer tutmaya kalkışamaz isek bunun gibi detaylar söz konusu güç kaynağı konusunu bir led trafosu olan herhangi bir SMPS, CH mode power supply, 12 ve 30'a edindiğinde güç kaynağı sorununu çözmüş olduğunu düşünen arkadaşlara önemli duyuralım. O an maddi durum sadece buna yetiyor ise, dahi en azından voltaj ayarı potansiyometreye sahip olanını sorma gereği duymalılar. Size gereken voltaj 13.8 olacaktır. Bir sonraki aşmanız ise cihazınız ile güç kaynağınız arasında kullanılan güç aktarma kablonuz. Bu kablonun da yeterli akımı, amper, a iletebilecek kalınlığa sahip olabilmesi esası içerisinde davranmak olacaktır. En azından dörtlük ve mümkünse 6 ya da sekizlik bir çoklu kablo tavsiye olunur. Kısacası herhangi bir hoparlör kablosu veya benzeri bir ince kablo sizin için uygun değildir. Çünkü bu kablolar o akım güçlerini iletmeniz için yetersiz kalırlar. Cihazınız ne kadar düşük güçte olursa olsun TX, gönderme durumda yeterli voltaj ve ve akımı A alamazsa bazı bozukluklar ve verim düşüklükleri yaşarsınız. TG'ye geçildiği an ihtiyaç duyulan voltaj, 12'ye ayarlı bir güç kaynağında üstelik yeterli kalınlıkta kablo yoksa 9 volt seviyesine kadar dahi düşebilir ve bu sizin duyumunuz dahil göndermeniz gereken güç ve frekansa dahi birçok hata ve kayıp olarak döner. Bu minicik detayın dahi birçok arkadaş yaşadıkları tecrübeler ile neleri ne kadar değiştirebildiğini gördüler. Ben de göreyim demeden siz gerekeni yapın derim iyi bir güç kaynağı ve bağlantıyı hazırlayın bir sonraki videomuzda anten kablo ve teçhizat detaylarını ele alalım